musunuz diye hüküm. Eğer böyle bir ortaklığınız var ise bir dakika o koltukta oturamazsınız çünkü Galatasaray'ın muhtemel başarısına zarar vereceksin. İki, 5 gündür susmanızın sebebi ne? VAR kayıtlarını manipüle ediyorsunuz. Çünkü VAR kayıtlarında sizin de isminizi geçiyor diyorum ben. Tabii ki geçmiyor, bilmiyorum. O zaman VAR kayıtlarını Türk milletine dinleteceksiniz. Sabri Çelik, senden utanıyorum. Murat Ilgaz, senden utanıyorum. 30 bin lira için, aylık için. Hocam. Bir dakika abi. EHK'de başkanı ve bas başkanı olup orada kalabilmek için 8-10 tane hakemin yalaklıklarına, cilvelerine maruz kalmak amacıyla şu omurgasızlığı yapıyorsunuz ha. Biriniz 67 yaşında, biriniz 65 yaşında. Hiç mi utanmıyorsunuz? Hocam. Sizleri böyle mi yetiştirdim? Evet. Utanma yok mu sizde? Evet hocam işte ben... Her türlü hokkabazga gıkınız çıkmıyor, büyük ekşiyi bekliyorsunuz. Hocam karşılıklı buyurun konuşalım kardeşim, mı? Buyurun karşılıklı kardeşim. Karşılıklı tamam, konuşalım ben, hocam. Hayır karşılıklı tamam, konuşalım. Yok. Yok yok karşılıklı. Hayır buraya işim yok. Hayır hayır ben sinirlendim, şunu, ortama evet, ben şunu söylüyorum. Diyorsun ki Sabri Çelik hiç utanmıyor. Yani evet. Utanmıyor falan. Evet. Hocam kendinizden utanın. Utanmıyorlar kendilerinden. Ya sen utanıyorum diyorsun ya. Sabri Çelik senden utanıyorum diyorsun. Soru şu. Sabri Çelik kendinden utanıyor mu? Utanmıyor. Çünkü kendinden utansa bir daha bu göreve gelmezdi. Eski dönem. Bu eskiden olmadı mı bu adam MHK başkanı? Evet. Bunun hakemken yaptığı rezillikler ortada değil mi? Arşivler her gün paylaşılıyor sosyal medyada. Hakemken bile neler yapmış. Onun için bu adam hani Ahmet Çakar sen ondan utansan bir şey fark etmez. O çünkü kendinden utanması lazım. Kendinden utanmıyor bunlar.